Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ağırlıklı olarak İstanbul Finans Merkezi, burada yapılacak olan bundan sonraki faaliyetler ve dünyadaki finans merkezleriyle burada neleri örnek alabilir, neleri ön plana çıkartabiliriz, bunlara dair detayları aktarmaya, yorumlamaya çalışacağız. Finansal danışman Ali Ağoğlu bizlerle birlikte olacak. Forseti Danışmanlık Kurucu Ortağı Tuncay Yıldıran yine bizlerle beraber olacak. Kendileriyle İstanbul Finans Merkezi çerçevesindeki bu gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Bunun ötesinde de Borsa İstanbul'da olup bitenler, aynı zamanda yatırımcıların genel anlamdaki perspektifleri, yurt dışı piyasalar, finans merkezinin diğer konuları olacak. Önce bugün hangi başlıklar öne çıkıyor kısa hafta içerisinde, onlarla başlayalım. ...2009 yılında resmen kararlaştırılan İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan açılışta İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır dedi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye, Mısır, Endonezya, Katar ve Tunus'un bankacılık sistemlerinin global likidite değişikliklerine karşı kırılganlık potansiyeli olduğunu vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre merkezi yönetim bütçe dengesi Mart ayında 47.2 milyar lira açık verdi. 3 aylık açık 250 milyar liraya ulaştı. Kur korumalı mevduat içinse Mart ayında bütçeden aktarım yapılmadı. Bloomberg'un anketine katılan ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın 3 kez daha faiz artırımı yaptıktan sonra tarihi sıkılaşma döngüsüne son vermesini bekliyor. Ankete göre 3'er 25 bas puanlık faiz artışıyla politika faizinin %3.75'e ulaşması ve yıl boyu bu seviyede kalması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21.4 azalarak 105.476 adet oldu. İpotekli konut satışları ise Mart'ta yıllık %16.5 azalarak 25.000 adet geriledi. Haber başlıkları böyleydi. Piyasalardaki rakamlara göz gezdirelim şimdi. Aslında piyasalarda yönsüzlük hakim demek mümkün, hem içeride hem dışarıda. İçeride Borsa İstanbul'da yatay bir seyir var. 5092 puanda endeks, hemen hemen cuma günkü kapanış noktasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Hisse bazında hareketlilik var ama özellikle bankacılık tarafında %0.8 kadar prim var. Ancak diğer taraftan sanayi endekse baktığımızda bunun bir miktar daha gerisinde olduğunu görüyoruz. %0.3'ler civarında. TMSF'ye hisse devrinin gerçekleşmesinin ardından Koza grubu hisselerinin tavan gittiğini gözlemliyoruz. Hemen hemen tamamında tavan oluşumu söz konusu. Dolayısıyla endekse şu an itibariyle tek başına Koza Altı'nın 8 puan kadar katkı yaptığını görebiliyoruz. Ayrıca Koza Anadolu'nun da 3 puan kadar yine endeksi yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Bu etkiyi dışarıda bırakacak olursak endeks bir miktar daha ekside seyrediyor olacaktı. Onun da altını çizmiş olalım. Diğer taraftan dolar TL'deki hareket dikkate değer. 19.38'lere gelmiş durumdayız. 21.26 ise Euro TL'de bulunduğumuz yer. Ancak yine bankalar arası piyasayla serbest piyasa arasındaki makasın devam ettiğine dair haberler de gelmeyi sürdürüyor. Onu da bir kez daha ifade etmek lazım. 1.0955 Euro dolarda bulunduğumuz yer. Dolar endeksine baktığımızda 101.84'ler civarında olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Avrupa borsalarında da biraz önce söylediğimiz gibi yönsüz bir seyir var. Karışık bir tablo. Londra'yı hafif artıda 0.16, Paris'i, Frankfurt'u, Milano borsasını ise hafif eksilerde görüyoruz. %0.2, 0.3'ler civarında geri çekilmesi söz konusu gibi görünüyor. Amerikan vadelilerine baktığımızda ise orada da şu anda yine karışık ve yönsüz bir seyir var. Dow Jones vadeleri çok hafif artıda ama diğerlerini yatay tarafta gördüğümüzü söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi çok doğrudan haber akışı yok. Fiyatlanabilecek hemen her şey geçen hafta biraz daha fiyatlanmış gibi duruyor. Buradan bir de emtia piyasasına bakalım. Orada da
Şu an itibariyle spot altının ons fiyatı 2000 dolar seviyesinde. Amerikan 10 yıllıkları 3.56, 2 yıllıkları 4.16, 4.17'lerde. Dolayısıyla faizlerin bir parça yukarıya kaydığını gözlemliyoruz. Altın o nedenle nispi bir zayıflık içinde ama çok da ekstra değil. Yine de 2000 dolarlar üzerinde tutunma çabasında dediğimiz gibi. Brent petrol 85 dolar 74 sentte. Amerikan tipi ham petrol ise şu an itibariyle 81 dolar 94 sentte. Petrol fiyatları bir miktar aşağı doğru kayıyor. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra Ebru Usta bizlerle birlikte. Ebru hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bugünkü hazine ihalesiyle bir başlayalım. 6 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi. Burada satış sınırlı ama nedir ihalenin sonucu? Bu hafta hazine bu ay için son borçlanmalarına gidiyor. 3 tane ihale vardı. Bugün bir tanesi, yarın da 2 tanesi olacak. Hazine bugünkü ihalede 1.6 milyar TL'lik bir borçlanmaya gitti. 6 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi vardı. Yeniden ihracında toplam 1 milyar 635 milyon TL'lik bir borçlanmaya gitti. Dönemsel faiz %6.78 olarak gerçekleşti. Teklif 2,165 milyar TL seviyesindeydi. Satışta 1 milyar TL seviyesinde oldu. Net satış 885.6 milyon TL. Yarın 5 yıl vadeli tahvil ihalesi var. 6 ayda bir kupon ödemeli. Ayrıca TÜFE endeksi tahvil ihalesi var. Bu ay için son ihaleler yarın gerçekleşmiş olacak. Nisan ayı programı bu şekilde tamamlanmış olacak. 35 milyar TL civarında bir borçlanma programı vardı. 10 yıllık TÜFE endeksi tahvil ihalesi yarınki ihale. Bu yakından takip edilecek. Bankaların talebi yüksekti. Son aylarda da yüksek seyrediyordu. Hatta geçtiğimiz ayda -4 faizle borçlanma gerçekleşmişti. Bir önceki ihalede de 4,5 seviyelerindeydi eksi tarafta. Eksi faiz devam ediyor TÜFEX tahvilinde. Bir taraftan da bugün halka arzda yeni bir rekor kırıldı. Ondan da bahsedelim. Çünkü 2.1 milyon kişi yeni ihalede pay sahibi oldu. Europower halka arzı zaten... Halka arzı yani değil de halka arzı. Halka arzda. Halka arzdan... 2.1 milyon kişi pay sahibi yeni bir rekor. Geçtiğimiz hafta 1.7'yi konuşmuştuk burada. Kozopolyester. Bu ihalede 2.1'e çıktı. Aslında şöyle değerlendirmek lazım. SPK bununla ilgili, halk arzlarla ilgili önemli değişiklikler yapmıştı. Bireyselin daha çok pay alabilmesi için. Oransaldan eşit dağıtıma geçilmişti daha çok. Hatta Europower'ın halka arzında %80'i bireysele ayrılmıştı. Daha sonra gelen 10 milyon lotluk ek ihraçla birlikte bugün gelen sonuçlarda %83.3'ünün bireysele tahsis edildiğini görüyoruz. Aslında bireysele tahsis edilen kısım her ne kadar artsa da %83'ün üzerine çıksa da yatırımcı sayısında artış var. Neden bu kadar talep oluyor? Aslında SPK bununla ilgili düzenleme yaptı. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Yani oransal olarak daha fazla pay alamayan bireysel yatırımcılar bu sefer daha çok hesap açarak daha fazla tutarda pay sahibi olmak istiyorlar. Geçtiğimiz hafta her gün neredeyse 100 binin üzerinde yeni hesap açıldı. Bu da bir rekor. Aracı kurumlar sürekli hesap açtılar geçtiğimiz hafta. Şu anda da 2 tane yeni halka arz var. Bunun birinin talep toplaması yarın başlayacak. Grain Türk'ün yarın başlayacak. CW Enerji'nin de öbür hafta başlayacak talep toplaması. Şu an itibariyle, cuma kapanışı itibariyle 4.53 milyon kişi borsada yatırımcı. 4,5 milyonu geçen bir yatırımcı sayısı var. Peki bunun ne kadarı aktif? Aslında en çok sorulan soru buydu. Borsada aktif sayısı Şubat sonu verileri var. Bakiyeli yatırımcı sayısı Şubat sonu itibariyle 4 milyona yakın, 3.9 milyon. Ancak son bir ayda hesap açıp bu hesabı kullanan yatırımcı sayısı 2.3 milyon. Yani bunun yaklaşık yarısı kadar, 4 milyonun yaklaşık yarısı kadar bir sayı. Ve bunlar mükerrer hesapları da içeriyor. Örneğin bir yatırımcının iki ayrı aracı kurumda hesabı varsa bunların da toplamı bu. Yani aktif hesap 2.3 milyon iken toplam yatırımcı sayısının 4 milyon olması burada bize bir miktar halka arzlar için hesap açıldığını gösteriyor. Sermaye Piyasaları Birliği'nin verilerine göre 3.8 milyon aktif, 3.9 milyon toplam yatırımcı sayısı varken, bakiyeli yatırımcı sayısı varken
bunun 2.3 milyon seviyesinde olduğunu görüyoruz. Özellikle grafiğe baktığımızda da bu sayının aşağı geldiğini görüyoruz. Yani halka arzlar için hesapların açıldığı bir kısmının da ki neredeyse yaklaşık %40-%45 tutarında bu sayı, bunun aktif olmadan kullanıldığını, ya alsat yapılmadığını ya da sadece halka arzlar için kullanıldığını gösteriyor. Pay senedi portföy dağılımında ise yurt içi bireysel yatırımcıların yine ilk sırada yer aldığını görüyoruz ki bu oran 2019'da %19 iken şu an itibariyle %37'ye kadar yükselmiş durumda. Bireysel yatırımcı ilgisinde portföy bazında da her ne kadar tutarlar düşük olsa da toplamda aldıkları payın en azından 2019'daki %19'dan %37'ye kadar yükseldiğini görüyoruz. Ebru, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor. Ceren, bir taraftan Avrupa'da bilançoları bekliyoruz. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin ardından İngiltere biraz da proaktif bir yaklaşımla önden hamle yapıp mevduat garantisi konusunda bir uyarlama yapabilir miyiz? Gelebilecek bir kriz olursa buna dair şimdiden önlem alabilir miyiz? Buna bakıyor. Evet, açılı Avrupa borsalarıyla başlayacak olursak geçtiğimiz hafta özellikle Cuma günü biz ABD'den banka bilançolarını almıştık ve banka bilançolarının genelinin ilk çeyrek karlarının beklentilerinin üzerinde gelmesi Avrupa'da bankacılık hisselerine destek olmuştu. Hisseler günü hızlı yükselişle tamamlamıştı. Fakat haftanın ilk işlem gününde Avrupa'da bankacılık endeksi yeniden %1'in üzerinde kayıpla işlem görüyor, değer kaybıyla işlem görüyor. Onu teknoloji endeksi takip ediyor. Bugün özellikle Avrupa'da çip hisseleri üzerinde baskı artmış durumda. Çünkü orada Taiwan Semiconductor Manufacturing'in bu yıl sermaye harcaması hedefini düşürmeyi planladığına ilişkin rapor Avrupa'da çip hisseleri üzerinde de baskı yarattı. Mesela Hollanda merkezli çip şirketi ASML hisseleri %4'e yakın değer kaybıyla işlem görüyor bu haberin ardından. Bu da teknoloji hisseleri üzerinde baskı yaratıyor Avrupa'da. Tabii bilançoları takip ediyoruz. Bu hafta yine ağırlıklı olarak ABD'deki bilançolarda olacak gözler. Tesla, Netflix, Johnson & Johnson bilançolarını takip edeceğiz. Ardından Avrupa'da büyük şirketlerin bilançoları, bankaların bilançolarında olacak gözler. Tabii raporlara baktığımız zaman mesela Morgan Stanley stratejistleri bu sene için Avrupalı şirketlerin hisse başına kazançta 2023'te %10 düşüş öngörüsünü paylaştılar. Buna gerekçe olarak kurda yaşanan dalgalanmalar, ekonomideki yavaşlama gibi faktörleri gerekçe gösterdiler. Fakat ilk çeyreğin görece olarak biraz daha güçlü seyretmesini, ikinci çeyrekten itibaren karlarda yavaşlama öngörüsünü paylaşmış oldu kurum. Bir başka rapor ise bugün JP Morgan'dan geldi. JP Morgan ise Avrupalı bankalar için biraz daha temkinli. Çünkü Avrupa banka hisseleri gibi değer hisseleri için ağırlığını azalt tavsiyesinde bulundu. Fakat ikinci yarıda savunma, sağlık hizmetleri, kamu hizmetleri gibi sektörlerin öne çıkmasını bekliyor JP Morgan bugün paylaştığı raporla beraber. Diğer tarafta Euro'ya baktığımız zaman Euro geçtiğimiz hafta dolar karşısında yaklaşık %1'e yakın oranda değer kazanmıştı. Yani 1.1071 ile son bir yılın en yüksek seviyesine tırmanmıştı. Bugün ise Euro dolar paritesi 1.10 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Tabii geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinin güçlenmesi de Euro'daki yükselişte etkili oldu. ABD'den gelen verilerin yanı sıra şu anda baktığımız zaman piyasanın beklentisine Avrupa Merkez Bankası'ndan Mayıs ayı toplantısı için 37 bas puan, Ekim ayı itibariyle ise 82 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan yeni açıklamalar var. Lagarde kredilerde sınırlı bir sıkılaşmanın Avrupa Merkez Bankası'nın işini kolaylaştırabileceğine dikkat çekti. Aynı zamanda ABD'nin borcunu ödeyememesini öngörmediğine dikkat çekti. Tabii bankacılık sektöründe yaşananların ardından hem Avrupa Birliği, İngiltere'de de bu anlamda regülasyonlar, çalışmalar hız kazanmış durumda. Geçtiğimiz hafta aktarmıştık. Bu hafta Avrupa Birliği'nden regülasyonlara ilişkin yeni taslak planı açıklanması bekleniyor. Başka bir haber ise Financial Times'tan geldi. İngiltere hükümeti şu anda İngiliz bankalarında mevduat garantisi programında büyük bir gözden geçirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından aslında İngiltere'de tazminat programının gözden geçirilmesi, yeniden incelenmesi konusu gündeme gelmişti. Çünkü İngiltere'deki bankalara baktığımız zaman 85 bin sterlin bir mevduat garantisi sağlanıyor. ABD'deki bankalarda 250 bin dolara kıyasla oldukça düşük bir tutar ve sadece mevduatların şu anda 1/3'ünü kapsıyor.
Burada aslında mevduat garantisinin artırılması tabii söz konusu. Burada yeni finansmana ihtiyaç olacak. Özellikle İngiltere'de herhangi bir bankanın iflası meydana gelmesi durumunda bankaların nakde nasıl daha hızlı erişim sağlayabileceği konusunda bazı noktalar üzerinde duruluyor ve öne çıkan noktaya baktığımız zaman şu anda bankalardan büyüklük ve risklerine göre daha yüksek primler talep edilerek yeni bir finansman sisteminin oluşturulması gibi opsiyonlar üzerinde konuşuluyor Financial Times'ın haberine göre. Tabii mevduat sigortasının daha sağlam hale getirilmesi, özellikle küçük bankalar olan güvenin, kaybolan güvenin yeniden tesis edilmesi anlamına gelecek. Önümüzdeki günlerde İngiltere cephesinden de bu anlamda yeni adımların açıklanması beklenmekte diyebiliriz Açıl Sezen. Ceren, teşekkür ediyoruz aktardığım notlar için. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin bu bölümünde Ciner Medya Grubu Amerika temsilcisi Ali Çınar'ın yaptığı bir röportajla devam edeceğiz yayınımıza. Ali Çınar, Parker Denizcilik Teknoloji CEO'su William Parker'la birlikte bir mülakat gerçekleştirdi. Hem denizcilik sektöründe olup bitenler, hem Türkiye-Amerika Savunma İşbirliği, hem de Amerika-Çin ilişkileri üzerine gerçekleştirdiği bu röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Denizcilik sektörü çok önemli bir role sahip küresel ekonomide ve gemi yoluyla gerçekleşiyor ticaretin, küresel ticaretin %80'i. Acaba burada gelecek için neler söyleyebilirsin? Hem fırsatlar hem de zorluklar neler acaba? Ali, bence bu gerçekten çok güzel bir soru. Çünkü çok güzel fırsatlar var. Mürettebatların küçülmesinde fırsatlar var. Doğayı korumada fırsatlar var. Yine buradaki maliyetleri azaltma konusunda var. Özellikle de petrol konusunda. Bir yandan da otonom yönetim şekilleri burada önemli olabilir ve burada birazcık böyle daha fazla korsancılık faaliyetlerinin arttığını görebilirsiniz. Daha fazla siber saldırılar gerçekleşebilir ve biraz burada güvenlik sorunları olabilir ve bunları problem olduğunu söylüyorum. Çünkü genel olarak bizim şu anki yönetmelikler hem duyulan tarafta hem de görülen tarafta bunların dikkat edilmesi gerektiğini söyleniyor. Yani belki bu konuda bu daha önceden olduğu kadar daha fazla kişi yer almıyor, o mürettebat yer almıyor ama gerçekten de bir dönüşümden geçiliyor sektörde ve çok enteresan zamanlar. Evet, siz daha önceden Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz piyadesi olarak yer aldınız ve şu anda da Türkiye'de bu konuyla alakalı olarak yeni bir gemi hayata geçti. Şimdi Türkiye bir NATO üyesi olarak acaba ABD ve Türkiye savunma konusunda nasıl birlikte adımlar atabilir? Ali, şunu söyleyebilirim, gerçekten de bu gerçekten çok heyecanlı bir süreç. Çünkü 761 fitlik bu yeni Türk gemisi gerçekten çok heyecan verici, gerçekten önemli. Çünkü Türkiye'de üretildi ve bu Türkiye'de yapılmış olan, üretilmiş olan bu gemi gerçekten de çok büyük bir başarı oldu. Peki iki ülke arasındaki bu ilişkilerin daha iyi olması için neler söyleyebilirim? İki ülke zaten uzun zamandır müttefik ve Türkiye NATO'daki ikinci en büyük orduya sahip ülke. Ki bu da şu anda ciddi bir büyüklük demek oluyor NATO ülke aralarında. Yani ABD'yi çıkardığınız zaman bütün burada ordunun dörtte biri Türkiye'de tek başına olmuş oluyor NATO üyeleri arasında. Yani birlikte çalışmak, yani mesela tekrardan F-35 seviyeleri nasıl olacak ve tabii nasıl iki ülke arasındaki ticareti artıracaksınız? Yani bence burada bu konular üzerinde çalışmamız gerekiyor. Hem ABD tarafında Türkiye'ye yapılan ziyaretler, aynı zamanda Türkiye'den ABD'ye yapılan ziyaretleri çok önemsiyorum bu diyalogların artırılması için.
Ve son sorun da şu olacak. Biden yönetiminin en büyük önceliklerden bir tanesi Çin yönetimi. Ve biz orada iki ülke arasında bazen gerilimin arttığına şahit olabiliyoruz. Acaba Çin ve ABD arasında önümüzdeki aylarda biraz daha gerilimin artmasını bekliyor musun? Önümüzdeki dönemde nasıl bir ilişki bekliyoruz ki şu anda yani 60 milyar doları aşan o ticaret hacmine rağmen nasıl bir ilişki olabilir? Evet Ali, görüyorum gerçekten de bu beni çok endişelendiriyor. Çünkü iki ülke arasındaki oradaki gerilimin arttığını görüyorum. Ve bence bu yapılması gereken şey şu aslında. Yani bunun acaba arkasında kim var? Bu neden böyle oluyor diye bakılmamız gerekiyor. Yani örneğin tek taktiksel hatalardan kaçınılması gerekiyor. Örneğin işte Tayvan konusu, Çin konusu. Buradaki herhangi bir şekilde düşük seviyede gerçekleşebilecek taktiksel hatalar çok büyük stratejik ilişkiler zedelenmesini beraberinde getirebilir. Yani Tayvan'da bir şekilde istemeden bir savaşa girmiş olabilir. Ben aynı zamanda şu konudan da büyük endişe duyuyorum. Buradaki en büyük kazananlar kim acaba Ukrayna-Rusya savaşından dediğiniz zaman acaba Tayvan ve Çin orada bir şekilde bir savaşa giderse o zaman bunun kazananı kim olacak? Yani ama mesela siz Ukrayna-Rusya savaşının kazanına bakarsanız burada Hindistan karşımıza çıkıyor. Şu anda daha az ödüyorlar petrole, bir taraftan silah alımı yapıyorlar Rusya'dan. Dolayısıyla ABD üzerinde çok büyük bir etkisi olabilir. Herhangi bir şekilde Tayvan, Çin arasında bir sıkıntı olursa o zaman işte onların teknik sanayileri de etkilenebilir. Peki buradaki o etkilenirse eğer boşluğu kim kapatacak? Atacak. Bence bu Çin olmayacak. Yani bu hem ABD hem Çin için aslında çok önemli fırsatlar da olabilir burada barış sağlanmaya devam ettiği takdirde. Yani dolayısıyla bütün bu diyalogları yapmamız gerekiyor. Bence Hindistan da burada bunlara devam etmesi, katılması gerekiyor. Ama bence göreceğimiz şey şu. Yani önümüzdeki aylarda, önümüzdeki birkaç ay boyunca gerilim artabilir. Ama umuyorum ki her iki tarafta herhangi bir şekilde bunu farklı bir yöne itebilecek bir sıkıntı yol açacak politika adımları atmaz. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. İstanbul Finans Merkezi Türkiye'de 13-14 senedir üzerinde çok konuşulan, çok tartışılan bir proje ve bu proje bugün itibariyle özellikle binalar kısmıyla beraber 3 kamu bankasının personelinin bir bölümünün buraya taşınmasının ardından açılmış oldu. Bu konuyla ilgili olarak bundan sonra yapılabilecekler, şu ana kadar yapılanlar, bunlara dair detayları konuşacağız. İlk etapta Tuğba Özay bizlerle birlikte. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma Masası bölümünde Tuğba Özay ile birlikteyiz. Tuğba hoş geldin. Hoş bulduk Açıl. İstanbul Finans Merkezi proje olarak çok uzun süredir devam ediyor. Önce inşaat projesi olarak başladı. Kamu bankaları buraya taşındı. Merkez Bankası buraya taşındı. Genel müdürlükler öncelikle. Daha sonra binalar inşa edilmeye başlandı. Ancak elbette finans merkezi derken sadece binaların taşınmasını değil aynı zamanda finansal altyapının, hukuki mimarinin, aynı zamanda çalışanların özlük haklarının ayrı yasal düzenlemelerle belirli bir şekilde çerçevelendiği bir merkez oluşturma, uluslararası finans kurumlarının burada yer aldığı bir ortam yaratma gibi unsurlar da söz konusu olmalı. Dolayısıyla Türkiye'nin dünyadaki finans merkezleri arasında şu an itibariyle yeri neresi? Bir hızlıca bununla başlayalım istersen. Evet, aslında finans merkezlerinin etkinliği binalardan ziyade içerisinde sunmuş olduğu geniş ürün hizmet yelpazesiyle birlikte, sağlamış olduğu altyapı ile birlikte, işte rekabet edilebilirliğiyle birlikte, diğer finans merkezleriyle olan bağlantısı, hangi finansal hizmetleri sağlıyor ya da organizasyonun büyüklüğü, yani hani dünyada aslında küresel finans merkezi endeksi var biliyorsun. Oraya baktığımızda 2023 yılının endeks ölçümlemesine bakmış olduğumuzda Türkiye'nin burada 13 sıra birden gerileyerek 90. sıraya
düşmüş olduğunu görüyoruz. 77'lerdeydi Türkiye burada. Son 2 yılda performansa baktığımızda 26 lira birden bir gerileme var açıl. Toplamda 120 tane finans merkezi var. Aslında biz biraz daha küreselde finans merkezleri neler yapıyor? Organizasyon büyükleri neler? İşte sektörel olarak hangi finans merkezi nerede öne çıkıyor? Bunlara baktık. Şimdi dilersen grafiklerle bunları konuşalım. Çünkü baktığımızda bölgesel performansa baktığımızda Kuzey Amerika'daki ilk 5 merkezin ortalama notu son gelen işte 2023 verisiyle birlikte Asya Pasifik'teki merkezlerin hemen önünde yer alıyor. Yani Amerika burada, Kuzey Amerika Asya'nın önünde, sonrasında Batı Avrupa merkezleri var. Bunun dışında diğer taraftan Doğu Avrupa, Orta Asya, bunlarda bir miktar gerileme var. Şimdi her bölgeden ilk 5 merkezin ortalama puanlarına baktık. Burada baktığımızda özellikle New York endekste ilk sırayı yer alırken Londra ikinci sırada liderliği, ilk ikisi zaten tam paylaşıyor. Hemen ardından Singapur ve Hong Kong var. Aralarında sadece bir puan farklı. 3. ve 4. sırada yer alıyorlar. San Francisco, Singapur sadece bir puan gerisinde. Bu şekilde baktığımızda ilk 5 merkezde dünyanın geri kalanında işte özellikle zaten bizim finans piyasalarından bildiğimiz Londra'dır. Ondan sonra New York'tur. Bunlar önemli olarak ön plana çıkmışlar. Burada ölçümlemeleri yaparken rekabet gücü anlamında çeşitli kriterler belirlenmiş. Burada işte senin de önce bahsetmiş olduğun gibi iş ortamı, diğer yandan insan sermayesi, altyapı, finans sektöründeki işte gelişimi, itibarı ve özellikle bu finans merkezlerinin diğer finans merkezleriyle nasıl bir uyum sağladığı, nasıl ilişkiler kurduğu, nasıl ikili ilişkiler kurduğu. Şimdi burada baktığımızda, verilere baktığımızda New York'un bu 5 sermayede, yani rekabet edilebilirlik alanlarında az önce sıralamış olduğum iş ortamı, insan sermayesi, altyapı, finans sektörü gelişimi ve itibar. Bu alanlarda baktığımızda New York birinci sıraya yerleşmiş durumda. Onu hemen Londra takip ediyor. Ardından Singapur ve San Francisco arasında farklı kategorilerde geçişkenlik varken, onun devamında da yine Amerika'daki ve Lüksemburg, Hong Kong gibi merkezlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlar rekabet edilebilirlik alanları üzerinde ölçümlenmiş noktalar. Diğer taraftan endüstri alanında baktığımızda, endüstriyel olarak baktığımızda hangi sektörler var? İşte bankacılık var, yatırım yönetimi var, sigorta var, daha profesyonel hizmetler var, daha mevzuatsal, finans mevzuatı ile ilgili hizmetler var. Finans, işte günümüzün teknolojisi, fintech ve ticaret için 6 ayrı endeks oluşturulmuş diğer noktada. Şimdi bu 6 ayrı endekse baktığımızda New York her kategoride yine birinci. Londra ikinci sırada yer almakta. Bunları önde gelen merkezler tüm veya birden fazla sektöre baktığımızda Hong Kong, Şangay, Singapur, Lüksemburg, San Francisco, bunlar takip ediyor. Yani ilk 5'e baktığımızda genel olarak New York, Londra, Hong Kong, Singapur, bunlar arasında bir değişkenlik göstermeye devam ediyor. Diğer taraftan organizasyon büyüklüğü. Organizasyon büyüklüğü açısından baktığımızda da ilk 5 merkez arasında yine New York her büyüklükteki kuruluştan ve diğer kuruluşlara kıyasla daha hızlı sorunlara çözüm bulabilme, çözüm üretebilme, problemleri çözebilme açısından İlk başta birinci sırada devam ediyor. New York'u Londra takip ediyor. Singapur, Hong Kong ve San Francisco olarak devam ediyor. Burada genel olarak biz şunu anlayabiliyoruz. Finans merkezlerinin etkinliği ya da işte sağlamış olduğu katma değer, biz evet binalarla bir başlangıç yaptık ama bundan sonrasında çeşitli geniş ürün yelpazesi ve finansal anlamda hizmet yelpazesi, sorunlara çok hızlı bir şekilde cevap verilebilirlik, hukuki zemin, altyapı ve işte insan sermayesi gibi konularda daha geliştirici mevzuatları uygulayarak önümüzdeki günlerde umarız daha güzel bir noktaya ulaşır Türkiye. Tuğba, teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. İstanbul Finans Merkezi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Finansal danışman Ali Ağoğlu bizlerle birlikte bu bölümde. Ali, İstanbul Finans Merkezi konusunda seninle çok konuştuk, çok tartıştık, programlarda aktardık. Bugün itibariyle binalar bölümü açıldı. Dolayısıyla bundan sonrasına ilişkin İstanbul Finans Merkezi çerçevesinde ne yapılması lazım? Müktesebat tarafında yapılmış bir takım değişiklikler de var. Ancak bundan sonrası için ne kadar yeterli, başka ne tür adımlar yapmak lazım? Açın selam. Evet, bayağı bir dil döktük bu konuda diye düşünüyorum seninle birlikte.
Şimdi ben iki küçük şeyle girişle başladım. Biraz evvel ki o dehşetengiz endeksler haberini ben de dinledim. Hürba Hanım yanılmıyorsam. Çok güzel şeyler söylüyor. Her seferinde New York 1, Londra 2 diyor. Şimdi ben Moskova ile ilgili sıralamayı bilmiyorum ama geçen hafta ben Moskova'daydım. Ve Moskova City diye Moskova'nın Manhattan'ı vardır. Ben 95-98 Moskova'da yaşarken o dönemde inşaat henüz yavaşlıyor, sürüyor ama bir türlü bitemiyordu. 15 yıllık bir geçmişi var. Son 2 yılı saymayalım savaş nedeniyle. Ondan önceki 13 yılda hiç Moskova finans merkezinde şöyle bir şey oldu diye duymuşluğumuz var mıdır? Ve buranın bütün inşaatı tamamlanmış, üstüne üstlük. Bizim finans merkezimizin çok eksik iki tane konusundan bir tanesinde onlar da eksikler. Ama bir diğerinde onlarda hiçbir eksiklik yok. O da dijital altyapı diyeyim ya da broadband internet ulaşım imkanı diyeyim. Türkiye için çok ciddi yol kat edilmesi gereken bir konu. Gerçek trafik anlamında da ulaşım anlamında da orası da kötü, biz daha kötü olacağız. Çünkü o finans merkezinde bildiğim kadarıyla bir ya da iki giriş çıkışı var. Oraya ulaşım gerçekten çok zor olacak. Metrosu tamamlandığında bakacağız. İşte seçim nedeniyle belki öne çekilmiş bir açılış yapıldı bilmiyorum ama şunu söyleyeyim, sadece bina dikerek bir yer finans merkezi olmuyor. New York ve Londra'nın bu kadar önde olmasının arkasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi ki Dubai bile bu konuda bayağı hızlı yol kat etmiş olan finans merkezlerinden biri. Şimdi buradaki en kritik konulardan bir tanesi hukuki altyapı. Hukuki altyapının A, hızlı çözüm üretebilir olması ve ulaşılabilir olması, C, adil olması gerekiyor. Şimdi Türkiye bu konuda, aynı şekilde Rusya için de geçerli bu endişeler, Türkiye bu konuda ne kadar iyi bir geçmişe sahip ki insanlar Türkiye'deki finans işlemlerine, merkezini boş ver, yani bina dikerek finans merkezi olmayacağını hep biz biliyoruz. Ne kadar bu işlemlere güvenecekler ve gelip işlerini buradan yürütecekler. Türkiye'de şirketlerini halka açacaklar. Dikkat edersen bu iki merkez, Londra ve New York, teknik olarak halka açılma için bile en çok tercih edilen iki merkez onlar. Şimdi Türkiye'de borsasında bir tane yabancı şirket yok ki veya bono dahi yok ki kayda geçmiş ve Türkiye'de işlem görüyor olsun. Yok. Yani şimdi böyle bir yerde finans merkezi var, finans merkezimiz var diye ne sadece binalarımız var diye bakabilirsin. İçlerinde insan kalitesi olarak evet bayağı iyi bir insan kalitemiz var. Burada bir tartışılacak fazla bir şey yok ama hem diğer taraftan baktığında son 1,5 yılda 400'den fazla finansal düzenleme geldi bu ülkede. Hangi birine yetişecektir o finans merkezine gelmiş olan bir yabancı? İstediğimiz kadar onun ailesine, kendisine hem vergi avantajı hem oturma izni hem kolay oturma izni alsınlar vesaire. Suistimal edilmeyecekse bu iyi bir şey ama finanslar gibi iyi çalışmazken buranın bu avantajlarının veya hani teşviklerinin bile suistimal edilme ihtimalinin yüksek olduğu bir ortamdayız diye düşünüyorum. O yüzden ne yapılması gerekiyor geri konusunda mümkünse artık düzenlemeleri bugünden yarına yapmayalım. Mesela 6 aydan 1 yıldan sonra geçerli olacak düzenleme dönemine geçilmesi ilk ve en önemli koşul diyeyim. Ya da ikinci koşul, birincisi zaten hukuk. Hukukun üstünlüğü ve herkesin ulaşabildiği bir hukukun tesis edilmesi gerekiyor. Üçüncü sırada diyeceğim ki hani mümkünse broadband, internet ve dijital altyapının iyileşmesi. Ondan sonra da zaten sırasıyla işte yetişmiş insan gücü ve diğer faktörler geliyor, çevre faktörleri geliyor. Onlar bence minor konular ama ilk majör 3 tane konuyu halletmeden bu finans merkezinin gerçek anlamda uluslararası bir finans merkezi haline gelmesi çok zor. Küçücük bir şeyle bitireyim. Türkiye'nin çok ilginç bir finans merkezi vardır Türkiye'de. İstanbul'da yerleşik bir finans merkezi vardır. Ve o finans merkezinin hiç binası yoktur. Neresidir? Yıllardır da çalışır bu finans merkezi. Açıl. Duyuyorum Ali seni. Neresidir? Neresidir? Soruyorum. Tahtakale midir? Kapalı çarşıdır. Bingo. Aynen öyle. Burada bir finans merkezi vardır. Sadece döviz üzerine kurulu bir finans merkezidir. Ama aslında kendi içinde forward ve türev işlem bile yapar. Gelesiye de bir tanımla birlikte yapar.
Ve yıllardır diyeceğim, ben piyasalarda oğlum oğlu hani 30 küsur yıldır var, ben buradayım. Onlar belki de 50 küsur yıldır, belki de 100 küsur yıldır varlar, bilmiyorum. Merhaba, orada bir finans merkezlerle çalışıyor. Hiçbir düzenleme ihtiyacı yok, hiçbir binaya ihtiyacı yok. Onun için binadan önce diğer düzenlemelerin olması gerekiyordu. Biz binalar olmadan da finans merkezini çalıştırabiliriz diye düşünen taraftayım ben. Ali Ağoğlu, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Forseti Danışmanlık kurucu ortağı Tuncay Yıldıran bizlerle birlikte. Tuncay Yıldıran, biraz önce Ali Ağoğlu Moskova örneğinden bahsetti. Ben kısaca Dubai örneğini vereyim. Mesela Dubai'de bir finans merkezi olarak dünyadaki 25 büyük bankanın 21'i faaliyet gösteriyor. 10 büyük sigorta şirketinin 7'si orada faaliyet gösteriyor. 5 büyük danışmanlık şirketinin hepsi, 10 büyük hukuk şirketinin 9'u orada faaliyet gösteriyor. Dünyanın 20 büyük fonunun 11 tanesi de Dubai'de var. Çalışmaya devam ediyor. Ortalama davaların çözüm süresi yaklaşık 2 hafta kadar. En uzun davanın bugüne kadar sürdüğü zaman 2 ay. Ayrıca ihtisaslaşmış hakimler var. Bunların içerisinde Dubai kökenli, Arap kökenli hakim sayısı sadece 2. 9 hakimden sadece 2 tanesiydi ben oraya gittiğimde bu alanda çalışabilen. Ve mevzuat, hukuk o bölgede çalışanlara özel net ücretlendirme üzerinden ve sadece o finans merkezine özel yapılmış hukuki uygulamalarla gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla Dubai'yi yapan, çölün ortasında finans merkezi çıkartan bu tür müktesebat değişiklikleriydi. Biz binaları açtık, sizin hakim olduğunuz yer burası. Dolayısıyla ne dersiniz? Yayınlar açılıyor. Aslında Sayın Ayoğlu'nun üstüne çok fazla söyleyecek bir şey de kalmadı. Zaten kendisi gayet net bir şekilde bir finans merkezinin en temel unsurlarından bir tanesini söyledi. Hukuk. Yani sonuçta aslına bakarsanız biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi, şimdi biz bir finans merkezi oluşturduk ama benim 7412 sayılı kanunda, işte bu İstanbul Finans Merkezi kanuna dönüp baktığım zaman hangi hukukun uygulanacağı dahil daha netleştirilmiş değil. Burada kastettiğim şu, şimdi kanuna dönüp baktığınız zaman finansal hizmet ihracı diye bir kavramdan bahsediyor. Finansal hizmet ihracının anlamı ise yurt dışındaki yerleşiklere finansal hizmetin yurt dışında sunuluyor olması. Yani nihai işlemin yurt dışında bitiyor olması gibi bir tanımı var finansal hizmet ihracının. Peki o zaman madem yurt dışındakilere hizmet veriyoruz ve finansal hizmetin yurt dışında sonlanmasını bekliyoruz, hangi hukuku uygulayacağız? Yani sermaye piyasaları açısından sermaye piyasası kanunu mu uygulayacağız? Bankacılık açısından bankalar kanunu mu uygulayacağız? Sigorta açısından neyi uygulayacağız? Şimdi Dubai örneği güzel bir örnek ama tabii burada başlangıçta belki bir adım geri gelip açılmaya şeyi konuşmak lazım. Şimdi biz serbest bölge niteliğindeki bir finansal merkezden mi bahsediyoruz? Bunun örneği Dubai. Yahut da gerçekten de facto finans merkezi olan bir şehirden mi bahsediyoruz? Bir bölgeden mi bahsediyoruz? Burada neden söylüyorum? Londra'da yahut da New York'ta bir serbest bölge yok. Yani siz sonuçta o ülkenin düzenlemelere uygun bir şekilde faaliyet göstermek zorundasınız. Nasıl yerleşik şirketler bu mevzuata tabi iseler, aynı mevzuata siz tabisiniz. Şimdi bu finans merkezi çalışmalarının aslına bakarsanız ilk temel taşlarından, ilk yazılım kısmını oluşturan insanlardan birisi olarak bizim finans merkezindeki çıkış noktamız hiçbir zaman şu andaki mevcut yapıdaki bir serbest bölge oluşturması şeklinde değildi. Bizim ilk bundan yıllarca önce ben sanayi piyasası kurumunda çalışırken ilk kaleme aldığımız noktalarda sadece yurt dışındaki yatırımcılar değil, Türkiye'deki yatırımcılara da yurt dışına erişim, yurt dışındaki yatırımcıların da Türkiye'ye erişimini kolaylaştıracak bir misyonla yola çıkmıştık. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle bu misyon şu anda serbest bölge yaklaşımına dönüşmüş gibi görünüyor. Şimdi beğenirsiniz beğenmezsiniz. Mutlaka benimle önceki konuşmacılar bahsetmişlerdir. Yani izleme fırsatım olmadı, kusura bakmayın lütfen. Bu global finans merkezleri endeksi var. Mutlaka biliyorsunuzdur. Evet, biraz önce Tuğba aktardı onun detaylarını. Türkiye'nin yeri geriledi diye. Şimdi şöyle, işin ilginci, Mart ayında yeni bir tane rapor yayınlandı. Ben çok yakından takip ettiğim için biliyorum. 13 sıra geriledik. 90. sıradayız artık. Bir öncekinde 67. sıradaydık ve şu anda finans merkezleri listesindeki en çok sıra kaybeden şehirlerden bir tanesiyiz. O zaman bir şey yanlış yapıyoruz demektir. Yani biraz önce Ali Bey'in çok doğru tespit ettiği gibi bizim temel problemimizden bir tanesi
Biz eğer yabancı yatırımcılara hizmet vermek istiyorsak, yabancı şirketleri ülkemize çekmek istiyorsak, temel yapılması gereken şeylerden bir tanesi hukukun yeknesak uygulanmasını ve sık sık değişmemesini sağlamamız lazım şimdi. Bakın, buna yabancılar rule of law diyorlar ve her sabah yeni bir mevzuatla uyanmak hiç kimseye anlatabileceğim bir şey değil. Bu sadece çok kapsamlı mevzuat değişikliklerinden bahsetmiyorum. Bir gün bir depo şartıyla uyanıyor olmak sermaye piyasaları açısından çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Bunu yatırımcılara anlatmanız mümkün değil. Özellikle yabancı yatırımcılara anlatmanız mümkün değil. Bir gün değişen açığa satış kuralını ertesi gün kaldırdığınızda bunu yabancı yatırımcılara anlatmanız pek mümkün değil. Elbette ki piyasanın gelişimine göre bir tepki yahut da bir düzenleme ihtiyacı mutlaka hasıl olacaktır. Ancak bunun dahi en azından belirli bir süre adaptasyona imkan sağlayacak şekilde kurgulanması ve uygulanması gerekiyor. Anlıyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz Tuncay Yıldıran. Değerli görüşlerinizi bizlere aktardığınız için ve böylelikle finans merkezine bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.